Değerli izleyiciler, zaman mekan futbol ekranlarına hoş geldiniz efendim. 2 Haziran 2021 Çarşamba akşam saatlerindeyiz ve sevgili Özcan Purde ile birlikteyiz. Özcan Hoca ile Fenerbahçe konuşacağız bugün. Fenerbahçe'de neler oluyor? Ya Fenerbahçe'de Fenerbahçe öyle bir camia ki herkesin hani tutanın da tutmayanın da takip ettiği bir camia. Yani bir büyük camia netice itibariyle Türkiye'nin en büyük futbol kulüplerinden bir tanesi. Haliyle herkesi ilgilendiriyor Fenerbahçe'den ne olduğu. Biz de Özcan Purde hocamla Fenerbahçe'yi bir konuşalım dedik. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan bu defa selamımız bütün Fenerbahçelilere. Bu Fenerbahçe'de neler oluyor? Önümüzdeki dakikalarda hepsini tek tek anlatmaya çalışacağız. Evet değerli hocam, şimdi Fenerbahçe Ali Koç'tan çok şey bekliyordu ama Ali Koç birkaç sezon artık, hani iki sezon mu oldu? İki sezondur. Üç oldu hocam. Üç oldu değil mi? Bir türlü istediğini alamadı. Kendi kafasındaki modeli bir oturtamadı. Bazen kendi kafasındaki model uymadı. O uymaya çalıştı Türk futboluna. O da olmadı. Bu sene de işte Emre Belezoğlu'yla bir şey yaptı. Kolları sıvadı. İşte yarı yolda, hatta yolun sonuna doğru bir teknik direktör değişimi yaptı. Belezoğlu'nu tekrar bu sefer görev değiştirerek teknik adamlık noktasına getirdi. Şampiyonluk yarışında da yani aslında bu dereyi geçerken hani boğuldu da diyebiliriz. Yani hani dereyi geçerken at değiştirilmez derler ya, o atı değiştirdi, ondan sonra da her şey yolunda gidiyormuş gibi görünürken birdenbire dereye kapılıverdi ve şampiyon olamadı. Şimdi de gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Başkan Ali Koç da dedi ki tamam, Emre Belezoğlu'yla devam etmeyeceğiz. Aklımızda Portekizliler var, Almanlar var. Ekol değiştiriyoruz dedi. Yeni bir dünyaya doğru yelken açmaya karar verdi. Hocam nasıl okuyorsun Fenerbahçe'deki durumu? Hocam şimdi Ali Koç'la girelim sözümüze. Ali Koç tabii başkan seçilirken çok önemli bir başkanı yenerek Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçildi. Yani Aziz Yıldırım'a karşı seçim kazanmak ya bugün futbol camiasında en zor olaylardan biri ve Ali Koç bunu becererek Fenerbahçe Kulübü Başkanı oldu ve konuşmasında iki dönem istiyorum dedi. Yani iki dönemde benim yapabileceklerim ortaya çıkar anca dedi ve bugün birinci dönemi bitirmiş ve tekrar aday olmuş bir Ali Koç var. Birinci dönem nasıl geçti dersek, şöyle küçük bir yorum yaparsak, birinci dönem çok başarısız geçti. Yani baktığınız zaman skor olarak başarısız, yönetim olarak başarısız, teknik heyet olarak başarısız, giden gelen oyuncular olarak başarısız. Yani şöyle başarısız derken, yani Fenerbahçe'de kriter başarı şampiyonluktur her zaman. Yani şampiyon olamadığın zaman, ikinci olduğun zaman başarısızsın gerçekten. İlk iki yıl da aşırı başarısız geçti bana göre. Yani düşmemeye oynayan bir Fenerbahçe oldu ilk başkanlık döneminde. İkincisinde de ligin ilk yarısında ve ikinci yarının 3-4 haftasında şampiyonluğa oynayan bir Fenerbahçe vardı. Bir 7-8 haftada tökezlendikten sonra şampiyonluk iddiasını kaybetti ve ligi 6. bitirdi. Bu sene de, yani geçtiğimiz sene de aslında yeni bir yapılanma oldu. Yeni bir teknik direktör Erol Bulut. Erol Bulut'la beraber genel menajer olarak Emre Belezoğlu takımın başında ve iyi bir kadro kuruldu aslında. Yani baktığınız zaman iyi transferler yapıldı, değerli oyuncular alındı, ekonomik oyuncular alındı ve bunlarla beraber eski kalan oyuncularla iyi bir kadro oluştu ve ligin son haftasına kadar giden bir şampiyonluk yarışına girdi Fenerbahçe. Ama işte hocam, yani Erol Bulut'un teknik direktörlüğü sürekli tartışıldı. Yani siz Ali Koç olarak böyle bir transfer yaptığınız zaman daha ehliyetli birini getirmeniz gerekiyordu. Erol Bulut'a güvendi. Fakat güvendiği dağlara karlar yağdı bana göre. Ve ligin bitmesine 10 hafta kala genel menajer Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Emre Belözoğlu takımın başına geldikten sonra skor olarak, yani 10 maçta alınan 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet var. Yani sportif olarak baktığınız zaman başarı gözüküyor. Alınan puanlara, atılan goller. Fakat yani oyuna baktığımız zaman Emre Belezoğlu'nun da oyun olarak takıma verdiği bir şey yok.
Yani son 3 maçına bakıyorum. Kayseri, Sivas ve Ankara Gücü son 3 maçı. Yani Ankara Gücü maçında oynanan berbat bir oyun var. Ve ilk yarısı 4-5-0 Ankara Gücü lehine bitecek bir müsabakadan çıkan Fenerbahçe aynı kadroyla tekrar Sivas maçına çıkabiliyor. Yani ders alınmamış, kazanmasına rağmen ders alması gereken bir maçtı. İkinci devre mucize şekilde Ankara Gücü'nü yendi. Sonra Sivas maçına çıkıldı ve Sivas maçında hiçbir şey yapmadan, yani o arada Beşiktaş maçından gelen Beşiktaş Karagümrük maçından gelen Beşiktaş mağlubiyeti haberine rağmen hiçbir reaksiyon vermeyen bir takım ve teknik direktörle kaybedilmiş bir şampiyonluk var. Neden bunları anlatıyorum? Şu açıdan, yani Ali Koç akıllandı mı acaba? Ali Koç hatalarından ders çıkarttı mı acaba? İşte bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ali Koç için hata yaptı, yanlış yaptı, kötü tercihler yaptı diyebiliriz ama ben o günkü basın toplantısında çıkarttığım bir şey var. Ali Koç'un tartışılmayacak tek şeyi Fenerbahçe sevgisi hocam. Yani o gün anlattıklarını dinlerken gerçekten müthiş bir Fenerbahçe sevgisi var. Her zaman sorulan sorulara karşı verdiği tek cevaplar, ben buraya almaya değil vermeye geldim. Hocam yani böyle insanları bulman kolay değil camia olarak. Çünkü ama yani onun ekonomik olarak ne durumda olduğunu Türkiye'de hepimiz çok iyi biliyoruz. Baktığımız zaman işte bu ekonomik durumunu da kulübe yansıtmaya çalışıyor. Şurada şunu söylemek istiyorum. Hocam yetmiyor işte, maalesef yetmiyor. Niye yetmiyor? Hocam başarı şart. Futbolda başarı gelmediği zaman sen istersen, yani taraftar ister ekonomiyi düşünmüyor, yan branşları, amatör branşları düşünmüyor. Taraftarın aklında olan tek şey futboldaki bir başarı. Bu ne kadar doğru, o da tartışılır. Ali Koç önümüzdeki Haziran sonuna doğru yapılacak kongrede tekrar başkan adayı ve karşısına da kongre üyelerinden birinin çıktığı söyleniyor. Tabi burada Ali Koç tek başına tek favori bana göre. Yani yönetim kurulu üyeleri bu şansı Ali Koç'a tekrar verecektir ve bu şansı nasıl kullanacak Ali Koç önümüzdeki dakikalarda nasıl kullanmalı, neler yapabilmeli, tekrar onları konuşacağız diye düşünüyorum hocam. Evet hocam, şimdi ben son biliyorsun demeci var Ali Koç'un, işte Emre Belözoğlu'yla yolların ayrılacağı ve işte Alman ve işte Portekiz ekollerinden bir teknik adam üzerinde durduklarını söyledi. Muhakkak aklında birileri var, görüştüğü birileri var muhakkak. Onları ama isim anlaşmadan da isim vermek istememiş olabilir. Emre Belözoğlu'yla birlikte Volkan Demirel, Mehmet Orolya ve diğer yardımcıların artık hani ayrılmakta olduğu haberleri var. Şimdi önce bu ekol işini bir konuşalım. Fenerbahçe hep oldum olası böyle, ben çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi böyle bir Güney Amerika ekolüne benzetirim. Yani işte daha böyle bir şey, Brezilya, daha bir Arjantin, hani bir samba havası vardır Fenerbahçe'nin futbolunda, böyle bir heyecan vardır. Ve o bir Latin şeyi vardır, yani böyle Türk futbolunun Latin takımı gibidir hani Fenerbahçe oyun tarzı bakımından. Haliyle Portekiz'de de, hani Portekizliler de o Latin ekolünün malum Avrupa'daki temsilcisi. Sanki böyle Portekiz ekolü Fenerbahçe'nin kimliğine uyuyormuş gibi. Ama diğer yandan da işte Türkiye'de biraz da böyle Alman teknik direktörlerin geçmişten beri başarıları da hatırlanır. Hep işte nitekim Fenerbahçe'de de var. İşte Daum örnekleri falan gibi örnekler de var. Şimdi Türk futboluna Alman şeyi hep iyi geldi. Alman teknik direktörler hep iyi geldi. Ama diğer yandan da Fenerbahçe'nin işte böyle bir Latin şeyi var, rüzgarı var. Sen ne dersin hocam? Yani nasıl bir ekol olmalı? Hocam yani gerçekten doğru. Bizim yani gençliğimizden beri seyrettiğimiz Fenerbahçe her zaman teknik oyuncuları kadrosunda bulunduran, ayağa top oynayan, sürekli hücum oynamaya çalışan, böylece ön plana çıkan bir camia baktığımız zaman. Ama hocam futbolda çok şey değişti. Artık değerler çok değişti. Baktığınız zaman bütün bu oynadığım futbola karşı rakipler
anti bir futbol üretebildiler ve tedbir alabildiler. Sen de artık buna bağlı olmadan bazı yenilikler yapman gerekiyor. Bu yabancı kuralı var mesela. Önümüzdeki sezon yeni bir yabancı kuralı uygulanacak. 8 sahada, 6 dışarıda diye. Bu Fenerbahçe'nin avantajı olabilir. Niye böyle söylüyorum? Hocam yani 8 yabancı ile oynayan 3 büyük, yani Trabzon'u da sayalım, 4 büyük kulübün dışındaki kulüpler bence güç kaybına uğrarlar. Ne açıdan güç kaybına uğrarlar? Tabii yani yabancı oyuncuları gene 14 tane transfer edecekler ama oynatacak değerli Türk oyuncu bulmaları çok zor. Çünkü bunlar zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'da oynuyorlar. O açıdan Fenerbahçe ve diğer takımların 3-4 senedir zorlanmalarının nedeni sahada 11 yabancı oynatabilmeleri diğer takımların. O açıdan işte burada bir güç kaybı olacak ve Fenerbahçe ve Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlar bunu değerlendirebilir. Tabii yani Portekiz ve Alman ekolü Fenerbahçe'ye uygun ama Portekiz ekolü mesela teknik oyunculardan kurulu fakat üçlü savunma oynayan bir ekol, Portekiz ekolü. Fakat burada da yani bakıyoruz Türk futbolunda buna bir tahammül yok. Yani üçlü savunmaya öcü gibi bakılıyor Türk basınında ve Türk futbolunda. O açıdan yani buradan bir eleştiri alabilir Fenerbahçe. Mesela Fonseca var. Fonseca Roma'nın teknik direktörü. Bu sene Roma'da çok başarılı olamadı ama onun adı geçiyor. Yani Fonseca ne kadar başarılı olabilir? Üçlü savunma oynatacak, gelecek burada oyuncuları tanıyacak, camiayı tanıyacak, ligi tanıyacak. Fenerbahçe'nin önünde 3 yol vardı hocam. Riskli, orta riskli ve az riskli. Yani bunların hangisiydi? Emre Belözoğlu'nun kalması, Türk teknik direktörünün gelmesi ve yabancı teknik direktör. Fenerbahçe tercihini en riskliden yana kullandı bana göre. Yabancı teknik direktör. Emre Belözoğlu'nun kalması riskliydi tabii ama en azından Emre Belözoğlu bir deneyim kazanmıştı. Ve önündeki sezonda belki alabileceği kuvvetli yardımcı antrenörlerle belki kendini aşama kaydederek faydalı olabilirdi. Ama Fenerbahçe bu yola gitmedi. İkinci şık yerli teknik direktördü. Bana sorarsanız ben size daha önceden söylemiştim. Benim için tek aday Şenol Güneş'ti. Fakat camia Şenol Güneş'i kabullenemiyor. Bundan evvelki sohbetimizde sizle konuşmuştuk. Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye gelmesi gerektiğini. Fenerbahçeli taraftarların bu tür artık fantezilerden vazgeçip Şenol Güneş'i başarı için kabullenmesi gerektiğini söylemiştim. Fakat bu da yani benim ikinci adayım da Rıza Çalınbay'dı açıkçası. Fakat Fenerbahçe camiası bunu da kabul etmez hocam. Yani neymiş Rıza Çalınbay Beşiktaşlıymış. Yok kapasitesi yetmezmiş. Kardeşim sen denedin mi adamı ki kapasitesinin yetmeyeceğine karar veriyorsun? Maalesef böyle de bir karar alınmadı ve yabancı teknik direktör de karar kılındı ve Portekiz veya Almanlar arasında bir tercih yapılacağı söylendi. Tabii Portekiz futbolu teknik direktörleri, teknik oynayan daha çok atak üzerine kurulan bir yapı. Almanlarda daha çok disiplinli ve daha çok savunma oynayıp kontratağı çıkartabilecek seviyeye ulaştıracağı takımları çalıştıran teknik direktörleri gördük. Bir de Villas Boas'ın adı geçiyor. Eski Portolu Chelsea'li teknik direktör. Fakat ben bu iki teknik direktörün de Fenerbahçe'de başarılı olabileceğini tahmin etmiyorum. Yani daha tercihler yapılmadan konuşuyoruz. Öbür tarafta Alman teknik direktörlerden Löw ve Klinsmann'ın adı geçiyor. Yani Löw bugün uzun zamandır sadece milli takımı çalıştırmış, lig heyecanından uzaklaşmış ve yaşı da belirli bir seviyeye gelmiş. Ve de kendisi zaten açıkladı, ben lig takımı çalıştırmayacağım dedi. Ve o açıdan Löw alternatifi de olmayacak gibi. Klinsmann da teknik direktörlük pozisyonunda pek bir aşama kaydedememiş durumda. Kim kalıyor? Favre diye bir teknik direktör var. Eski Borussia Dortmund'un teknik direktörü. Belki onunla anlaşma durumu olabilir. Favre gelirse Fenerbahçe'ye katkısı olabilir. İşte Alman ve Portekiz arasında bir tercih yapılacak ama bana sorarsanız eğer üçlü oynatmasına camia kabullenebilirse ben Portekizli teknik direktörden yanayım hocam. Hocam Vitor Pereira olur mu? Pereira, Victor Pereira eski Pereira değil. Yani o
Uçeli'nin Rökler'in oynadığı zaman da o teknik direktör, bir de öbür bizde son dönemde oynayan bir Parayri, teknik direktörlük yapan Parayri vardı. Çin'de takım çalıştırmıştı geçen sene. Onu mu söylüyorsunuz hocam? Hocam şimdi 2015-16 sezonunda takımı çalıştıran, işte, evet, Fenerbahçe'yi çalıştıran, o da Çin'den şey yaptı. Evet, ama hocam, zannediyorum biraz iyi bir takım, elinde iyi bir takım olmasına rağmen takımı şampiyonluğu yapamamıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hocam, çok ben o maçları canlı yakından seyreden biri olarak çok güzel bir atılım yapmıştı aslında. Daha o zamanlar üçlü sisteme dönmüş ve sezon başında Monaco ile bir Şampiyonlar Ligi önelemesi oynamıştı. Hocam oralarda yani takıma bir sistem oturtmak üzereydi. Fakat müsaade edilmedi. Aslında Parreira kötü bir teknik direktör değildi. Fakat orada müsaade, yani o günlerden belki müsaade edilse bugünlere bir sistemli şekilde gelen bir Fenerbahçe'yi görebilecektik. O açıdan ben Victor Pereira'nın da tekrar Fenerbahçe'ye dönebileceğini tahmin etmiyorum. Ben de tahmin etmiyorum. Bu Marco Silva'nın adı geçiyor. İşte en son Everton'da şeydi, Portekizli. Daha evvel Sporting ve Olympiakos çalıştırdı. İngiltere'ye gitti. Orada Hull City, işte Watford, Everton gibi takımları işte çalıştırdı. 43 yaşında. Yunanistan'da şampiyon olmuş. Sporting ile kupa kazanmış. Hocam istatistiklere baktığınız zaman yani bir sürü teknik direktörün CV'sinde çok büyük başarılar var. O hocamız da 1,5 senedir takım çalıştırmıyor. En son Everton'ı çalıştırmış galiba. Yani hocam burada bir tercih yapılacak ama hangi tercih yapılırsa yapılsın büyük eleştiriler olacak. Yani Türkiye'de yabancı teknik direktörün işi her zaman zor hocam. Yani burada gelip kendini kabul ettirmen için çok başarılı olman gerekiyor. Ve Fenerbahçe aslında kadro olarak bu sene doğru işler yapıyor. Önümüzdeki seneden bahsediyorum. Geçen sene kurduğu kadronun %70'ini, %80'ini koruyabilirse Fenerbahçe'nin önü açık. Yani değerli oyuncularını Avrupa takımlarına kaptırmayıp üzerine takviyeler yapabilse, ki Ali Koç'u dinledim ben. Ali Koç'un söylediği mesela 1-2 stoper alıp 2 forvet santrofor oyuncusu, bir kanat oyuncusu, bir 6 numara, bir sağ bek transferi yapacaklarını söylediler. Doğru tespitler, ama bu tespitleri kulüp başkanının yapmaması gerekiyor hocam. Yani bu tespitleri gelen teknik direktörün yapması gerekiyor. Belki de şöyle bir şey de olabilir, tabii bizim bilmediğimiz bir şey. Bu tür konuşmalar yeni gelecek teknik direktörle yapılıp beyan edildi belki, bilemiyoruz tabii. Onu Ali Koç'a sormak lazım. Bir de Fenerbahçe'nin bu yapılan kadro çalışmasında bir de kaleci ihtiyacı var gibi duruyor hocam. Yani kaleci Altay'ı yalnız bırakmamak lazım. Bu sene Altay sakatlandıktan sonra gördük işte, kaleci sıkıntısı çekildi. Şeyi almaları lazım. Başakşehir'in şu anda milli takımda oynayan kalecisi, ismi şimdi Mert Günok. Mert Günok'u da Altay'ın yanına alabilirse Fenerbahçe, bence kale sorununu da tamamen çözüp İyi bir kadroyla önümüzdeki yıllara damga vurabilir diye düşünüyorum. Yani bu transferleri yapıp yaptığı transferleri de görmek lazım. Çünkü hocam bir kalite üstü santraforlara ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani bugün orta sahada, savunmada çok büyük sıkıntılar yaşamadı ama gol bölgelerinde büyük sıkıntılar yaşadı. Valencia'nın dışında performans gösteren forvet oyuncusu olmadı. 4-5 tane santrafor olmasına rağmen. Onun için Vedat Muriç'in adı geçiyor. Hocam tek Vedat Muriç de yetmez. Yani Vedat Muriç de beraber ondan daha iyi bir santrafora ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Evet. Yani tabii Fenerbahçe'de teknik direktör olmak her zaman zor. Çünkü ölçü şampiyonluk. Hatta her sene şampiyonluk. Yani bir sene şampiyon oluyor, bir sene ikinci ol, gene Başarısızsın hocam. Onun kriteri yok hocam. İkinci oldun, başarısızsın. Yani büyük kulüpler normaldir bu hocam. Yani büyük kulüplerde dünyanın her yerinde bu böyle. Bugün baktığımız zaman Real Madrid ligi ikinci bitirdi. Teknik direktörünü gönderdi. Ancelotti ile anlaştı. Yani büyük kulüpler böyledir. Yani büyük kulüplerin diğer kulüplerden farkı da budur. Yani diğer kulüplere gelen teknik direktörler rahatlıkla 3-5 sezon takımı çalıştırabilirler. Ama burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerde birinci kriter şampiyondur hocam. Şampiyon olmadığın zaman
İkinci olduğun zaman başarı olarak gözükmez. Aslında geçmiş yıllarda Türkiye Ligi'nde ikinci, üçüncü olup da başarılı olduktan sonra devam edilen teknik direktörler kendi takımlarına çok şey kazandırmıştır ama Fenerbahçe'de bir sabırsızlık var hocam. 7 senedir şampiyon olamıyor. Ya şey gibi, Fenerbahçe tam rodeo atı gibi. Yani üstünde durmayı başarabilirsen büyüksün. Aynen öyle. Çok güzel benzetme yaptınız. Aynen öyle. 7 senelik şampiyonluk Fenerbahçe'nin kuruluşundan beri en uzun süre. Yani ve de bu 7 sene içerisinde şampiyonluğa en yaklaştığı sene de bu sene oldu. Ve kazanamadığı Sivas maçıyla beraber bu şampiyonluğu kaybetmiş oldu. Yalnız Aziz, Ali Koç'un konuşmalarında bir tane enteresan. Ben Ali Koç'u hırslanmış gördüm hocam. Hırslanmış ve kızgın gördüm. Ne açıdan kızgın gördüm? Sivas maçı için konuştukları, yani bütün camianın dikkatle dinlemesi gereken bir şey. Yani takım diyor devre arasına 1-0 mağlup girmiş ve sahaya ikinci yarı çıkan takımda ben tribünden o enerjiyi göremedim diyor. Hocam oyuncunun, teknik heyetin buna hakkı yok. Sen de başkan olarak senin de hakkın yok aslında. İn kardeşim devre arası soyunma odasına. O enerjiyi sen ver. Verebilirsin. Yani hocam, yani biraz da şey olmamız lazım, yani yerel olmamız lazım. Öyle yani Avrupa'yı olmamamız lazım. Yani Avrupa'da kulüp başkanı tanınmaz da dev soyunma odasını. Hocam öyle değil. Bu son bir maç oynanacak zaten. Ve bu maçta. Ama hocam ben orada bir araya gireyim. Ya Fenerbahçe'de yerli oyuncu yok ki hocam. Yani. Yok yok, yerel, ben yerli oyuncu demedim hocam. Yerel, yani yerel davranmak lazım. Hani yerel davranmaktan kastım da şu. Hani sen başkan olarak soyunma odasına girersen seni eleştirirler falan. Hocam yani takım şampiyon olamazsa senden soruluyor zaten. Şampiyon olduğu zaman da seni kimse tanımıyor. Devre arası o enerjiyi verecek düşüncen varsa keşke girseydin. Baktığımız zaman yani gerçekten Sivas maçında, yani Sivas mı şampiyonluğu oynuyor, Fenerbahçe mi şampiyonluğu oynuyor, anlayamadık açıkçası. Yani pozisyona giremeden tamamlanmış bir maç var ve kaçan bir şampiyonluk var. Bunu da söylemek istedim hocam. Evet, haklısın tabii. Hocam şeyi yavaş yavaş programı toplayalım istersen. Ben soracaklarımı sordum. Senin de eminim bir son, benim sormadım ama senin söylemek istediğin bir şeyler olabilir diye sana atayım topu. Ondan sonra kapatalım. Hocam yani belirli çalışmaları var. Yani Ali Koç'un gördüğüm kadarıyla birinci lig veya ikinci ligden bir takım almaya çalışıyor. Orada transfer edeceği genç oyuncuları değerlendirmeye çalışıyor. Bu mantıklı olarak görünebilir. Tabii yani TFF birinci ligden takım alırsan sen Fenerbahçe olarak onun lige çıkması o şey olmaz, yasaktır zaten, öyle bir şey yapman mümkün değil. Bal ligi diye bir ligin kurulması bekliyor. Yani bal ligi dediğimiz, yani amatör oyuncular veya transfer edeceğin genç oyuncuları oynatabileceğin lig gibi, yani bal ligini örnek olarak gösterdim. Öyle bir lig, yani süper lig takımlarının katıldığı, alttan TFF birinci lig takımlarının, genç takımlarının katıldığı bir lig düzenlenir diye bekliyor. O düzenlenmezse lig takımı satın alacak. Bu kendince mantıklı bir şey. Yönetim kurulunu değiştirecek gördüğüm kadarıyla. Zaten 4 yönetim kurulunun üyesinin istifa ettiğini söylüyor. 7-8 yöneticiyi değiştirecek. Bu da önemli hocam. Yani baktığınız zaman yeni bir kana da yönetim olarak ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Onun dışında tabii hocam Fenerbahçe'nin, daha önce de söyledim, bu amatör şeyleri küçültmesi lazım. Amatör branşları küçültmesi gerekiyor hocam. Baktığınız zaman yani şöyle, hem yoğunluğunu da oradan uzaklaştırması gerekiyor. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe futbol takımı belirli bir seviyeye gelmişken lig maçlarında orada amatör şubelerden bir branşın şampiyonluk maçı falan oluyor bilmem ne. Oraya yoğunlaşılıyor. Tabii yani bugün hakkını yemeyelim. Baktığımız zaman bugün Türkiye'de futbol, basketbol ve voleybol bayan erkek branşlarında 5 branşta da Fenerbahçe final oynadı. Çok büyük bir başarı bu. Ama hocam futboldaki şampiyonluk gelmediği zaman öbür branşların şampiyonluğu taraftarı ilgilendiriyordur muhakkak ama tatmin etmiyor. O açıdan burası önemli. Bir de yeni branşların kurulacağı söylendi. Kadın futbol takımının kuracağını söyledi Ali Koç. Bu da önemli tabii. Bayanların futbolu Türkiye'de gelişiyor. Bu sene Beşiktaş bayan futbolunda şampiyon oldu. Hocam bir branşın gelişmesi için
mutlaka Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a ihtiyacı var. Bu da bayan futbolda bu branşlardan biri. Belki ileriki yıllarda handbol ve su topu gibi branşlarda da el atılırsa bu branşlar da çoğalmış olabilir. Ama ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe doğru yapılanmayla, doğru teknik direktörü bulabilirse kadrosunu da %80 koruyacağı söyleniyor. Doğru nokta transferlerle Fenerbahçe'nin 3-5 senesi açık gibi duruyor. Evet, bakalım görelim neler olacak. Ali Koç'un hamlelerini yapılacak genel kurul sonrasında nasıl bir yönetim oluşturacak ve nasıl bir teknik yönetim, nasıl futbolcu transferleri ve gelecek sezona Fenerbahçe nasıl girecek hep birlikte göreceğiz. Hocam son bir şeyi unuttum. Ali Koç'un Fenerbahçe'ye yapabileceği en büyük hizmet, onu söyledi, 7 milyon euro ayrılmış. Büyük bir tesis yapmaya çalışıyor. Hocam kalıcı hizmet bu işte. Hocam şampiyonluklar gelip geçici. 1967'de kim şampiyon oldu? 84'te kim şampiyon oldu? Ancak internete bakıp görebiliyoruz. Ama bugün bakıyorsun tesisleri, Aziz Yıldırım'ın şeyde yaptığı tesis, Samandıra'da yaptığı tesis, dere ağzında yapılan tesisler. Baktığımız zaman bunlar ölümsüz tesisler. İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye yapabileceği en büyük hizmet bu tesisi gerçekleştirirse kendisi her zaman çok büyük alkış alır diye düşünüyorum. Evet tabii tarihe sadece şampiyonluklarla değil tesisler yapan başkan olarak geçmenin de ayrı bir şeyi var. Yani tadı ve ne diyelim lüksü var. Ali Koç da o lükse layık bir başkan. Fenerbahçe'ye de bakalım hangi hizmetleri yapmak nasip olacak Ali Koç'a. Bakalım şampiyonluk görmek nasip olacak mı ki yani hak ediyor bana göre. Yani camia hak ediyor hem de Ali Koç bir başkan olarak çok istiyor ve hak ediyor. Yaptığı çabalarla, çalışmalarla hak ediyor bunu. Hocam şampiyonluk komple bir şey. Şampiyonluk şampiyon olabilmen için çok iyi organize olman lazım ve hocam yani artık Fenerbahçe yani Ali Koç ve Fenerbahçe taraftarının, yönetiminin yani MHK ile, TFF ile, rakip takımlarla yani onlara laf yetiştirmeyle uğraşacak zamanı olmaması lazım. Hocam kendi işine bakacaksın. Yani MHK hocam yani hakemi yenemezsin. Bak hakemi yenecek bir güç yok. Ya yani, MHK ile uğraşmayacaksın. Yani hakemler ya VAR'la uğraşmayacaksın. Yani bakıyoruz, seyrediyoruz. Dünyanın neresinde hakemi yenecek bir güç gelişti de konuşuyoruz. VAR geldi. Hocam gene çok büyük hatalar yapılıyor ve artık hakem istediği gibi maçları yönetebiliyor. O açıdan Fenerbahçe kendi takımıyla ilgilenmeli. Rakip takımlarla iyi geçinmeli. TFF ile ve MHK ile iyi geçinmeli ama hakkını aramalı. O ayrı bir şey. O açıdan sen sadece futbola odaklan ve şampiyonluk için uğraş diyorum ben Fenerbahçe camiasına. Evet hocam çok teşekkür ederiz yaptığın değerli yorumlar için, Fenerbahçe için. Bakalım önümüzdeki günlerde kanalımızda biz de Fenerbahçe'yi ve tabii diğer Süper Lig takımlarını izlemeye devam edeceğiz. Gelişmeleri Zaman Mekan Futbol kanalında hep birlikte izleyeceğiz. Ben sevgili Özcan Purde'ye çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ederken ayrılırken lütfen kanalımıza abone olun diyorum. Yeniden görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar.